Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'yi de Orta Asya ve Rusya'ya bağlayacak Zengezur koridoru için hazırlıkları aralıksız sürdürüyor. Zengezur koridoru üzerinde yer alan kara ve demir yollarının inşaatı hızla devam ettiren kardeş ülke Azerbaycan, bu projelerin tümü gerçekleştirildiğinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacak. Azerbaycan, Batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek, aynı zamanda Çin'den Orta Asya, Hazar Denizi, Kafkasya ve Türkiye'ye uzanan orta koridorunda güzergahlarından olacak Sengezur koridorundan geçecek kara ve demir yollarının inşaatını aralıksız sürdürüyor. İkinci Karabağ Savaşı sonrasında 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin imzaladığı bildiriyle, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında kara ve demir yolu açılması mutabakatı sağlandı. Azerbaycan, savaşın ardından vakit kaybetmeden, kendi topraklarından Ermenistan sınırına uzanan kara ve demir yollarının yapımına başladı. Sengezur Koridoru güzergahının Azerbaycan topraklarındaki kısmında demir yolu ve karayolu çalışmaları hızla devam etse de Ermenistan, bu hususta henüz adım atmadı. Ermenistan'la olmaması halinde alternatif güzergahlar üzerinde de çalışan Azerbaycan, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak kara ve demir yolu hatlarının yapımı hususunda Tahran yönetimiyle anlaştı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar gereği Aras Nehri üzerinde karayolu ve demir yolu köprüleri inşa edilerek Nahçıvan'a İran üzerinden de ulaşım sağlanacak. Ermenistan'la mutabakat sağlanırsa Azerbaycan, Nahçıvan'a hem bu ülke hem de İran üzerinden iki ulaşım alternatifine sahip olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun, Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın çalışmalar yürüttüğünü açıkladığı Zengezur koridoruna uzanan Azerbaycan topraklarındaki kara ve demir yolu ağındaki çalışmaları görüntüledi. Fuzuli ilinin Horadiz kasabasından Ermenistan sınırına, Zengilan ilinin Aben kasabasına uzanan horadiz aben hattının inşasını Azerbaycan Devlet Demiryolları gerçekleştiriyor. Hattın yapımında Türk şirketleri de aktif yer alıyor. 110,4 kilometrelik hattın üzerinde 9 istasyon ile köprü, araç geçidi, tünel, direnaj borusu gibi yaklaşık 500 yapı bulunuyor. Horadizbabend hattında projelendirmenin %82'si, inşaat çalışmalarının ise %45'i tamamlanarak 69,7 kilometrelik ray döşendi. Hattın her iki kısmındaki 30 ar metre alan mayınlardan temizlendi. Ermenilerin işgal döneminde döşediği mayınların ve zor arazi koşullarının yapımında bir takım zorluklara neden olan hattın yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor demir yoluna paralel olarak Azerbaycan, Horadiz'den Aben kasabasına 123,5 kilometrelik yeni karayolu inşa ediyor. Azerbaycan Otoyolları Devlet Ajansı'nın koordinesinde gerçekleştirilen inşaatı Türk şirketleri hayata geçiriyor. Bazı bölümleri 4, bazı bölümleri ise 6 şeritli olan karayolunun üzerinde 58 alt geçit, 27 köprü ve 3 tünel bulunuyor. Karayolunun %80 inden fazlası tamamlandı. Bakü'den Horadiz kasabasına kadar karayolu ve demiryolu hatları işlek durumda. Bu hatların Horadiz'den Ermenistan sınırına kadarki kısmının bazı bölümleri Ermenistan işgali döneminde tahrip edildi, bazı bölümleri ise yapılan barajın suları altında kaldı. Dolayısıyla Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubad iline uzanan 166 kilometrelik yeni demiryolu hattı inşa edilecek hattın Ermenistan kısmından, Zengezur bölgesinden geçecek 43 kilometrelik bölümünün inşaatı iki ülke arasında sağlanacak nihai mutabakattan sonra başlayacak. Ordubat'tan, Nahçıvan'ın kuzeyinde bulunan, Türkiye, Ermenistan ve İran'a yakın Velida istasyonuna kadar ki 158 kilometrelik hat ise kapsamlı tamir edilecek. Türkiye ve Azerbaycan'ın, Kars'ı, Nahçıvan'a bağlayacak demiryolu hattı projesi de bulunuyor. İhalesi yapılan projenin çalışması yıl içerisinde başlayacak. Bu projelerin tümü gerçekleştirildiğinde Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ulaşım bağlantısı sağlanacak. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan üzerinden kesintisiz kara ve demir yolu iletişimi sağlanmış olacak. Bir diğer haberimizde Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişinin namazdan sonra bıçaklı saldırıda yaralanmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını belirterek Galip Hoca ve onunla beraber yaralanan kişiye şifa diledi. Söz konusu olayın bir kere daha uyanık olmak, Türkiye'nin birliği ve beraberliği konusunda hassas davranmak gerektiğini gösteren fevkalade menfur bir saldırı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti. Türkiye, geçmiş dönemlerde özellikle milletin ortak değerlerine saldırılar konusunda nisacı hatıraları yaşamış bir ülkedir. Birileri Türkiye'nin sesinin daha gür çıkmasını önlemek için, Türkiye'de birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak için milletin değerlerine saldırıyı hep kendileri için bir araç olarak kullanmışlardır. Ümit ederiz ki bu saldırı, sadece münferit bir saldırıdan ibaret olsun. Şu anda en büyük tesellimiz, saldırganın emniyet güçleri tarafından yakalanması, sorgusunun devam ediyor olmasıdır ümit ederiz saldırgan, münferit bir hadisenin failidir. Eğer bu işin arkasında bir takım organize işler varsa bu işlerin sahipleri de şunu iyi bilsinler ki Türkiye, bir takım organize işlerle karıştırılmak isteniyorsa bu ülke buna müsaade etmeyecek kadar güçlüdür, şuurludur ve birliktedir. Kurtulmuş, dönemin insanlık tarihinin en zor, en büyük kırılmalarının yaşandığı, büyük badirelerin iç içe geçtiği ve altüst oluşların her alanda yaşandığı bir dönem olarak idrak edildiğini dile getirerek şunları ifade etti. İnanın ki şu anda yaşadığımız dönem, 2. Dünya Savaşı'nın şartlarının hemen tamamına sahip olunan bir dönemdir büyük bir güç mücadelesinin yaşandığı hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda güç sahibi olanların ellerindeki bütün imkanları seferber ederek kendi menfaatlerini en yüksek noktaya çıkarmak için can siperane bir mücadele verdiği dönemde yaşıyoruz. Böylesine bir ortamda hiç kuşkusuz dünyanın en sıkıntılı bölgesi, en problemli bölgesi, tam da Türkiye'nin merkezinde yer aldığı bu coğrafyadır. Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu, Yemen'e kadar uzanan bu coğrafya, dünyadaki hemen bütün ülkelerin mücadelesinin alanı haline dönüşmüştür. Bu çerçevede özellikle karşı karşıya kaldığımız son dönemdeki bu gelişmeler, bize çok daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmamızı, bize çok daha fazla şuurlu ve geleceği planlayarak hareket etmemizi göstermekte ve öğretmektedir.